Mutlu günler. Ulusal Kanal ekranlarına hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 29 Eylül'ü gösteriyor. Saatlerimiz ise 23'ü ve gece görüşü saatine hoş geldiniz. Bugün içerisinde neler yaşandı bakacağız. Günün özetini getireceğiz ekranlarınıza. Bugün biliyorsunuz ki Kafkasya cephesinde Azerbaycan ve Ermenistan hattında tansiyon oldukça yüksek. Hem askeri saha hareketli hem de aynı zamanda diplomasi sahası hareketli. Karşılıklı açıklamalar geliyor. Aynı zamanda da olaya ilişkin sıcak bilgiler de gelmeye devam ediyor. Özellikle çatışmaların yaşandığı sıcak hattan ekranlarınıza taşıyacağız. Neler yaşandı gün içerisinde Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarıyla ilgili. İlham Aliyev önemli bir açıklama yaptı. O açıklamayı da getireceğiz ekranlarınıza. Akşam saatlerinde bir bilgilendirme toplantısı yaptı Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Onu da biraz sonra ekranlarınıza getireceğiz. AK Parti MYK toplantısı vardı. Toplantı sonrasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Hem Kafkasya cephesinde yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdi. Hem de biliyorsunuz ki Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Girit'teydi. Girit'i ziyaret etti. Yunan Başbakan Mitsotakis ile birlikte o bölgede bir askeri üssü ziyaret etti. Suda Adası'ndaki askeri üs aslında bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz operasyonlarını yürüttüğü, Doğu Akdeniz'deki operasyonlarını yürüttüğü ana merkez olacak. Pompeo bunu Girit Adası'nda Suda Körfezi'ndeki üslerinde ilan etti. Bazı kaynaklarsa tam teyit edilmemiş bir bilgi olmakla birlikte hava üssü haline de getirileceği yönünde Suda Körfezi'ndeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üs ayrıntılarını ekranlarınıza getireceğiz. Bizim bugün yüzümüzü gülümseten, oh dedirten bir haber daha geldi Diyarbakır'dan. Bir ailemiz daha evladına kavuştu. Bir yılı aşkın süredir biliyorsunuz ki HDP'nin il binası önünde Diyarbakır'da evlat nöbetinde aileler kararlılıkla devam ettikleri mücadelede bir aile daha bugün evladıyla hasret giderdi. Bir taraftan tabii ki hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemi koronavirüs. Türkiye'nin COVID-19'la ilgili bilançosuna bakacağız. Yine COVID-19'la ilgili güncel haberlerimiz gelecek. Türkiye çapında salgın denetimleri arttırıldı. Neler yaşandı, neler yapılıyor sahada ekranlarınıza taşıyacağız. Ve bugün aslında gece saatlerinde Türkiye saatiyle sabaha karşı 4'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump rakibi Biden'la bir düello yapacak. O düellonun da ayrıntılarına ilişkin bilgiler gelirse sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Gece görüşüne başlayalım efendim. Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ülkesindeki son durumu ulusal kanala özel açıklamalarla değerlendirdi. Azerbaycan'ı Rusya ve İran'la karşı karşıya getirme provokasyonlarına izin vermeyeceklerini vurguladı İbrahim. Moskova ve Tahran'la güzel ilişkilerin olduğunu ifade etti. Karabağ işgalden kurtarılana kadar mücadele devam edecek dedi. Azerbaycan Büyükelçisi krizin çözümünde Türk-Rus işbirliğinin pozitif sonuç verebileceğini kaydetti. Ermenilerin bu provokasyonlarını, bu şiddetlerini, bu tecavüzüne artık dözmeyeceğiz. Bakü'yü Moskova ve Tahran'la karşı karşıya getirme çabalarına kapıları kapattı. Ankara ile Moskova'nın Karabağ krizinde önemli bir rol üstlenebileceğini vurguladı. Bizim sıkıntımız, bizim sorunumuz Ermenistan'landır. Bizim iş topraklarımızı işgal eden devletlendir. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırgan tutumuyla Güney Kafkasya'da krizi derinleştirecek son adımları dünyanın en önemli gündem maddelerinden oldu. Teröristler var. Hem PKK'dan var hem Asala'dan var. 550'den çok Ermeni hem askerini hem orada savaşanlar öldü bu savaşlarda ve onların arasında kesin olarak teröristler de var. Teröristler yani PKK da olabilir, Asala da olabilir. Ama bizim bilgimiz bu, her iki örgütün orada teröristleri var. Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, tansiyonun son derece yüksek olduğu bölgeyle ilgili son gelişmelere ilişkin Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Bizim elçinin karşısında dün geceye kadar gençler gelip Azerbaycan'a savaşa gitmek istiyoruz diyorlar. Benim kendime dilekçe getiren Türk çocukları var ki ben gidip savaşacağım. Evet, Ankara'da, İstanbul'da da aynısı.
Manisa'dan bana telefon açmışlar, bir yüzlerle yani genç ki biz dilekçeni toplamıştık, sayın bölge için size getiririz. Yani böyle bir durum var. Büyükelçi İbrahim son dönemde bazı çevrelerin gündeme getirdiği, Rusya ve İran'ın Azerbaycan'a karşı olduğu iddiaları ile ilgili son derece net konuştu. Azerbaycan'ın Rusya ve İran'la mevcut ilişkilerine dikkat çekti. Kimlerse belki de Azerbaycan'ı büyük güçlerle karşı karşıya koymak istiyor. Tabii bu Ermenistan'ın çoktanki bir taktiki. Başka bir güçler de olabilir. Onların da böyle bir stratejisi olabilir. Ve çok güman ki vardı. Azerbaycan artık bir cumhuriyet. Azerbaycan'ın çok güçlü cumhurbaşkanı var. Azerbaycan çok güçlü bir devletçiliği var. Azerbaycan'ın sonuçta diplomasisi var. Yani bu kimi provokasyonları kimse yapmak istiyorsa biz buna izin vermeyeceğiz. Biz İran'la da Rusya'yla da hem güzel komşuluk hem güzel dostluk ilişkilerindeyiz. İbrahim, Ermenistan'la yaşanan krizde Türkiye ile Rusya'nın önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. Ümit ediyoruz, iyi olur. Evet, iki Minsk Grup üyesi Rusya ve Türkiye'nin de rolü olabilir birlikte. Ve biz düşünürük ki çok pozitif de olabilir ve inşallah da olur. Ama önemlisi sonuç. Sonuç da bu. Ve Türkiye'nin tüm kesimleri bunu net söyledi. Sonuç yalnız ve yalnız Azerbaycan'ın bütün işgal olmuş topraklarının işgalden azad olmasıdır. Ermenistan'ın son dönemki tavrının Atlantik cephesi tarafından Türkiye'yi kuşatma girişimlerinin bir ürünü olup olmadığı ile ilgili soruyu da yanıtladı Büyükelçi İbrahim. Yani Atlantik ötesinden dayatmalar. Türkiye artık 20 yıl önceki Türkiye değil. Daha güçlü, daha özgür, kendi politikalarını yürüten hem bir bölgesel bir güç, aynı zamanda artık küresel bir güce çevrilmiş bir devlet. Bunu sevmeyenler, bunu istemeyenler bu işlerde belki de Ermenistan'a destek veriyorlar. Bu da mümkün olan bir şey. Türkiye'ye olan bir saldırı varsa genelde bir türlü bu Azerbaycan'a karşı da bir şeydi. Azerbaycan'a karşı olan da Türkiye'ye karşıydı. Ateş! Krizin yaşandığı coğrafyaya dikkat çeken İbrahim, Ermenistan'ın bölgenin kalkınmasına karşı bir tehdit olduğunu ifade etti. Bakü-Tbilisi karşı sadece Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan için değil. Bunun üzerinden Çin'le tutmuş Londra'ya kadar tüm yükler gidiyor. Ve onun kesilmesi kime karşı olacak? Büyük ekonomik güçlere karşı olacak. Yani Ermenistan bu işlerden biraz uzak durmalıdır. Çünkü yarın kafası, başı daha çok ağrıyabilir. Ermenistan kendi politikalarına göre Güney Kafkasya'nın en büyük bir tehdidi, en büyük bir problemi ve o açıdan da bizim bölgenin tam inkişafı, tam gelişmesi Ermenistan'a göre mümkün olmamıştır. Ermenistan'ın saldırılarına bir tepki de İran'dan geldi. İran, Azerbaycan'a tam destek verdi. Tahran yönetimi Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ve meşru müdafaa hakkını korumakta özgür olduğunu ifade etti. İran hükümet sözcüsü, Türkiye, İran ve Rusya'nın bölgede devreye girebileceğini söyledi. Kafkaslar'da Astana rüzgarı esiyor. İşgalci Paşinyan hükümetine karşı vatan savunmasında olan Azerbaycan'a İran'dan tam destek geldi. Tahran yönetimi Erivan'ın saldırılarına cephe hattında sert karşılık veren ve sıcak çatışmada olan Azerbaycan'a destek mesajlarını peş peşe yayımladı. Hükümet sözcüsü Ali Rebi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda net tutum ortaya koydu. Rebi, İran'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tanınması ve buna uyulması konusundaki tutumu oldukça açıktır dedi. Türkiye, İran ve Rusya'nın çözüm için hazır olduğunu belirtti. İran, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesindeki bu meşru hakkı defalarca vurgulamıştır. İran, Türkiye ve Rusya anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için Birleşmiş Milletler kararının uygulanması yönünde iki komşu ülkeye yardım edebilir. İran dini lideri Ali Hamaney'in Azerbaycan temsilcisi Hüccetül İslam Ocak Nejat'ta yaptığı açıklamada Azerbaycan'ı Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgeler için tebrik etti. Şehitler için başsağlığı diledi, Bakü'ye destek çıktı. Şehitlerin aileleri için. Hamaney'in Erdebil eyaleti temsilcisi Ayetullah Ameli de yaptığı açıklamada Azerbaycan yönetiminin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadele meşrudur dedi. Halkı hemişe vurguluyor. Tahran yönetimi Ermenistan'a destek iddialarını da yalanladı. İran sınırından Ermenistan'a silah ve askeri malzeme taşındığı iddialarına yanıt İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade'den geldi.
İran kendi sınırlarından transit geçen ürünleri dikkatle kontrol etmekte ve gerekli incelemeleri yapmaktadır. İran sınırlarının silah ve mühimmat için kullanılmasına izin vermeyecektir. İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Yarratsko da transit geçişlerin durdurulduğunu duyurdu. Ermenistan hattında sıcak çatışma devam ediyor dedik. Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a ulaştı. Sahada ağır kayıp yaşayan Ermenistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücü PKK ile işbirliği içinde. Güvenlik kaynakları Temmuz sonunda varılan anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK'lı teröristin otobüslerle Ermenistan'a ve altını çiziyoruz, Dağlık Karabağ'a taşındığını açıkladı. Ateş! Ateş! Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklar için vatan bütünlüğünü savunuyor. Ermenistan sahada ağır kayıplar veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri ve ekonomik olarak desteklediği PKK, Ermeni güçleriyle aynı cephede. Güvenlik kaynakları Temmuz sonunda varılan anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK'lı teröristin otobüslerle Ermenistan'a ve Dağlık Karabağ'a taşındığını açıkladı. Ermenistan ve PKK'nın terör ittifakı ilk kez de olmuyor. Ermenistan, Karabağ işgali sırasında PKK'lı teröristleri kullanmıştı. Dağlık Karabağ'da eğitim kampları kuran Ermenistan, yönetici kadroların da yer aldığı yüzlerce PKK'lı terörist ve ailelerini Azerbaycan'a karşı kullanılmak üzere Dağlık Karabağ'a yerleştiriyor. Öte yandan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı başarıyla devam ediyor. Güvenlik kaynakları, Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısının 30'a ulaştığını bildirdi. Seyit Ahmetli, Karahan Beyli ve Kent Horadis köyleri geri alındı. Sahada ağır kayıplar veren Ermenistan cephesi kara propagandaya da başvuruyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın F-16'sını düşürdük açıklaması Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada böyle bir gelişmenin yaşanmadığı ifade edildi. Suriye'den Azerbaycan'ın yardımı için savaşçı sevk edildiğine ilişkin iddialar da Ermenistan Büyükelçisi tarafından ortaya atılmıştı. O iddialar da Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından reddedildi. Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, "İddialar Ermenistan'ın yeni bir kışkırtmasıdır ve tamamen saçmadır." diye konuştu. Mesela daha peşekar müstevide, bakak ve peşekar yanaşmaya. Stratejik bölgelerde kontrol sağlanırken doğalgaz ve petrol boru hatlarının güvenliği de Azerbaycan ordusu tarafından sağlanıyor. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Sokar sözcüsü İbrahim Ahmedov, "Hali hazırda boru hatlarının güvenliği ve ticari faaliyetlerin plana uygun şekilde sürdürülmesi, Azerbaycan savunma ordusunun caydırıcı eylemleri sayesinde sağlanmakta." ifadesini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkesinde ulusal sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor dedi. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ederek kaba bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ediyor. Türkiye'nin çatışmalarda taraf olması ile ilgili Ermenistan tarafından yapılan söylentiler provokasyon içeriyor diye uyardı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü-Erivan hattında yükselen tansiyonu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda taraf olmadığını söyledi. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ederek kaba bir şekilde uluslararası hukuku çiğnediğine dikkat çekti. Aliyev, Karabağ'da görev yapan herhangi bir F-16 uçağının olmadığını belirtti. Aliyev ayrıca Ermenistan liderlerinin mevcut tutumları göz önüne alındığında Ermenistan yönetimiyle müzakere olamayacağının altını çizdi ve Paşinyan'ın Soros kuklası olduğunu söyledi. Askeri saha hareketli dedik. Aynı zamanda diplomasi aranası da hareketli. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Azerbaycan Başbakanı Ali Esadov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik başlattığı saldırı girişimi ele alındı. Hem güçlü Azerbaycan aynı şekilde ortak arzumuzdur. Hamdolsun sesinizi duyduk. Çok çok daha iyi oldum hamdolsun. Çok daha iyi olduk. Ben bir kez daha hem geçmiş olsun demek, hem şehitlerimiz için başsağlığı dilemek, hem şahsınızı hem de tüm Azerbaycan halkına, Türk milleti adına ve hem de her şeyimizle yanınızda olduğumuz, beraber olduğumuz, sonuna kadar birlikte olduğumuzu ben bir kez daha yine hem şahsım adına hem de Türk milleti adına ifade etmek için aradım. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na da tekrar selamlarımı, saygılarımı iletirseniz çok memnun olurum. Tüm Azerbaycan halkına tekrar selamlar, saygılar. Cumhurbaşkanımızın da ben bir kez daha selamlarını iletmek isterim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay akşam saatlerinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'la görüştü. Görüşme sonrasında COVID-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğumuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 117 milyon lira aktaracağız açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Günün önemli haberlerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmek adına açıklamalar yaparken aslında bir taraftan da saman altından su yürütüyor desek yeridir. Girit Adası'na yerleşiyorlar ve bundan sonra deniz operasyonları yürüteceği merkezin üssünün adı Girit Adası'ndaki Suda Körfezi olacak. Zaten NATO himayesinde bölgede Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir üs vardı. Bu üssü Amerika Birleşik Devletleri artık kalıcı hale getirme kararı aldığını ilan etti. Ve bu ilanı yaparken de Girit'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanlı Başbakan Mitsotakis ile birlikteydi. Üssü ziyaret etti. Üssü ziyaret ettikten sonra bu açıklamayı yaptı ve Yunanistan'ın çabaları diyalog yolunda gerçekten ikna edici, Türkiye tarafından da aynısını bekliyoruz dedi Mike Pompeo. Atina, Selanik ve Girit'te savaş bakanı evine dön sloganlarıyla karşılandı. Amerika'nın Yunanistan çıkarması tepki yarattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yunanistan ziyareti bölgedeki gizli hesaplaşmaları gün yüzüne çıkardı. İç muhalefete karşı gövde gösterisi yapmak isteyen Yunan Başbakan Mitsotakis, Pompeo'yu Selanik'in ardından Girit'e götürdü. Pompeo ve Mitsotakis NATO bünyesinde Suda Körfezi'ndeki Amerikan üssünü ziyaret etti. ABD'li generaller tarafından karşılanan ikili Yunan fırkateynini inceledi. Pompeo, Suda Körfezi'nin deniz operasyonlarının merkezi olacağını açıkladı.
Bu kapsamda USS Herschel Woody Williams savaş gemisinin suda körfezine konuşlanacağını açıkladı. Girit'i Doğu Akdeniz'deki üssü olarak kullanacaklarını ilan eden Amerika'nın savaş gemisi, 4 helikopter pisti bulunan USS Herschel Woody Williams'tan insansız hava araçları kalkış yapabiliyor. Gemide kumanda ve kontrol sistemleri de bulunuyor. Ortak basın açıklaması yapan Pompeo, Yunanistan'ın diyalog çabalarının Ankara'da karşılık bulmadığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Girit'teki açıklamalarında Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmalarına da değindi. Minsk grubu eş başkanlarıyla birlikte çalışması ve mümkün olduğu kadar çabuk kapsamlı görüşmelere geri dönmesi lazım dedi. 5 Kasım'da biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi gerçekleşecek ve bu başkanlık seçimi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın izleyeceği bir düello yaşanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut başkanı Donald Trump, rakibi Cumhuriyetçi Biden'la karşı karşıya gelecek ve Biden aslında bugün çok dikkat çekici bir açıklama yaptı. Artık bunun iç kamuoyundaki hangi siyasete hizmet ettiğini ben okuduktan sonra sizler anlayacaksınız ya da Biden ve Trump'ın nerede durduğunu, hangi siyasetleri takip ettiğini daha iyi anlayacaksınız. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı bir tweet vardı. Ermenistan Azeri topraklarından çekilmeli tweeti. Biden bu tweet'i alıntılıyor ve Trump'a şöyle bir çağrı yapıyor. Dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi Ermeni ve Azeri liderleri derhal tansiyonu düşürmeye çağırmalı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmaları talep edilmeli ifadelerini kullanıyor Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu açıklamada. Daha önce de Biden'ın Ermenistan'ın savaş girişimini ve saldırılarını desteklediğini de hatırlatalım siz değerli izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Bir taraftan da tabii ki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı genel merkezde. Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı devam ederken gazetecilerle bir araya geldi, açıklamalar yaptı. Dış politikaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı bir değerlendirme yaptığını aktardı. Doğu Akdeniz'e gelinen son nokta Libya ve Suriye'deki son durumla birlikte içeride yürütülen operasyonlar vardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in değerlendirmelerine bir bakalım şimdi. Bu Azerbaycanlı kardeşlerimizin kaderiyle kendi kaderimizi aynı gördüğümüzün bir işareti. Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne kadar istiyorsa ve ne şekilde istiyorsa Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Ermenistan'ın bu sivil yerleşim yerlerine saldırısı 1949 Cenevre Sözleşmeleri dahil uluslararası hukukun açık ihlalidir. Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Onun dışında kimsenin Ermenistan saldırdıktan sonra Azerbaycan'a itidal tavsiye etmesi gibi bir yaklaşım kabul edilemez. Ermenistan'ın saldırganlığına bir şey demeyip arkasından Ermenistan saldırganlığından sonra Azerbaycan meşru müdafaa hakkını kullandığı zaman taraflara itidal tavsiye etmek sadece ve sadece Ermenistan'ın barbar saldırganlığına destek vermek anlamına gelir. En son biliyorsunuz Pompeo'nun bir ziyareti yine gerçekleşti. İlginçtir, bir aydan az bir süre içerisinde Amerikan Dışişleri Bakanı iki kere ziyaret etmiş oldu Yunanistan tarafını. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu meselelerdeki tarafsız duruşuna gölge düşüren bir yaklaşım. Aynı şekilde Kıbrıs Adası'nı ziyaret ettiğinde de Rum kesimini ziyaret etti ama Türkiye tarafını teamüllere aykırı bir biçimde ziyaret etmedi. Bu da tarafsızlığa gölge düşüren bir durumdur. Bakın burada Türkiye çok yönlü bir diplomasiye açık olduğunu defalarca ifade etti ve görüştü. Sadece son 1-2 hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le Almanya ve Türkiye'de siyasal katılma yolları kapatılıyor. Peki dünyanın neresinde PKK terör örgütü değildir demek bir siyasal katılma yoludur? Bu nasıl bir zavallılıktır? Siyasal katılma yolları ve demokratik zeminler esasında demokrasiyi güçlendirmek ve teröre karşı olmak için kullanılır. Fakat öylesine ezik, öylesine zavallı bir mantık var ki, demokrasi diyor, hukuk devleti diyor, bütün bu kavramları kullanıyor, ondan sonra tutuyor, teröre destek veriyor. PKK terör örgütü değildir diyor.
PKK'ya biz sırtımızı dayamışız diyor. PKK terör örgütü değildir cümlesini birisi kullandığı andan itibaren demokratik alanın ve hukuk alanının dışına çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin gündemi Kafkasya'da yükselen tansiyon ve Doğu Akdeniz'di. İbrahim Kalın görüşmede Türkiye'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklemeye devam edeceğini belirtti. Bölgesel barış ve istikrarın temini için Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı. Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Doğu Akdeniz konusu da gündeme geldi. İbrahim Kalın, ABD'nin dengeli ve tarafsız bir rol sergilemesi beklentisini dile getirdi. Türkiye'nin yapıcı tutumu sayesinde gerçekleşen diyalog ve işbirliği sürecinin karşılıksız bırakılmamasının ve desteklenmesinin bölgesel barışa katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'la yaptığı telefon görüşmesinde. Türkiye Gençlik Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı. Gençler Azerbaycan vatandaşları için tek ses oldu. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden de Azerbaycan'a destek açıklaması geldi. Azerbaycan'ı savunmak, İstanbul'u savunmaktır. Azerbaycan'ı savunmak, Ankara'yı savunmaktır. Gençler tek ses oldu. Azerbaycan'a destek yurdun dört bir yanından yükseldi. Türkiye Gençlik Birliği Ermenistan'ın saldırılarını protesto etti. Dayanışma mesajı gönderdi. Azerbaycan'ı savunmak, Türkiye'yi savunmaktır. Türkiye Gençlik Birliği olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin ve Azerbaycan devletinin sonuna kadar yanındayız. Gençler, Azerbaycan'ı savunmak Türkiye'yi savunmaktır. Türk gençliği Azerbaycan'ın yanında dedi. Azerbaycan'ı savunmak, Konya'yı savunmaktır. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkezi'nden de bir açıklama geldi. Açıklamada Türk kapısı Ermenistan kamasına teslim edilemez vurgusu yapıldı. CKD'nin yazılı açıklamasında Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır maruz kaldığı Ermenistan saldırılarından bu kez birlik ve bilek gücüyle kurtulacağına ve bölgedeki emperyalist tehditleri iki kardeş ülkenin sırt sırta birlikte def edeceğine inancımız tamdır. Cumhuriyet kadınları olarak bizler Azerbaycan'a yapılan saldırının nihai hedefinde Türkiye'nin olduğunu bilmekteyiz denildi. Ekonomi gündemiyle devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha önce de şifrelerini verdiği üretim odaklı yeni ekonomi planını açıkladı. Türkiye'nin ekonomideki 3 yıllık yeni yol haritasında kamuculuk vurgusu dikkat çekti. Kamunun sürükleyici rol üstlendiği bir dönem göreceğiz diyen Albayrak, madenciliğe özel önem verileceğinin altını çizdi. En kritik başlıklardan biri de dolarizasyonun azaltılmasıydı. Politika ve tedbirleri tek tek açıkladı bakan, 2021 için büyüme tahminini de 5,8 olarak revize etti. Sahneye davet ediyoruz. Merakla beklenen yeni ekonomik programı madde madde açıkladı. Yeni yol haritasında kamuculuk, dolarizasyonun azaltılması, madencilik ve istihdam önceliği öne çıktı. Bu seneki yeni ekonomi programımızın ana temalarını yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi olarak belirledik. Yeni ekonomi programı için bu yıl 3 ana tema belirlendi. Yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi. Stratejik reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. İstihdamı öncelediğimiz programımızın temel hedef ve politikalarının genel tablosunu burada görebilirsiniz. Yeni ekonomi programında uygulanacak politika ve tedbirler belirlendi. Özellikle yerli üretim vurgusu yapıldı. Bu dönemde yurt içi tasarruflar artırıldı. TL bazlı finansal ürünlerin teşvik edilmesi ve dolarizasyonun azaltılması amaçlanıyor. TL bazlı finansal ürünlerin teşvik edilmesi, dolarizasyonun azaltılması, İFM merkezli zenginleştirilmiş kümelenme modelinin uygulanması bunun yanındaki diğer adımlarımız olacak. Turizmi 12 aya yayarak döviz gelirinin arttırılması ve madenlerin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Program katma değerli ürünlerin üretim ve ihracatına odaklanıyor. Özellikle madencilik alanında katma değerli üretime yönelik yatırımlara da
ciddi manada önem vereceğiz. Ve Türkiye'nin önündeki kaçınılmaz çözüm kamuculuk. Bakan kamuculuk dönemini göreceğiz dedi. Tüm bu dönemin etkisiyle özel sektörün çekingen kalabileceği yatırımlarda kamunun sürükleyici rol üstlendiği bir dönem de göreceğiz. Programda yeni politikaların yanında işsizlik, enflasyon ve büyümeye ilişkin hedefler de yer alıyor. Enflasyon, istihdam ve büyüme gibi temel göstergelere ilişkin hedefler COVID-19'un etkileri göz önüne alınarak revize edildi. Programa göre enflasyonun bu yıl sonu için %10,5, 2021 için %8, 2022 için %6, 2023 için ise %4,9 olması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak büyüme beklentilerini de paylaştı. Albayrak bu yıl için %0,3, 2021 için %5,8, 2022 ve 2023 için %5 büyüme hedefi açıkladı. 2021 yılında işte ertelenen tüm bu tüketim ve yatırımların devreye girmesiyle, turizm gelirlerindeki normalleşmeyle, tüm bu atılan adımların da etkisiyle birlikte büyümenin %5,8 olmasını tahmin ediyoruz. Yıl sonu için işsizlik hedefi %13,8, 2021 için %12,9, 2022 için %11,8, 2023 için %10,9. Artık yavaş yavaş sonbahar içerisindeyiz. Eylül ayının son günlerini yaşıyoruz ve haliyle sağanak yağışlar da başladı. İstanbul'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı tam anlamıyla felç etti. Rögarlar taştı, caddeler ve sokaklar suyla doldu. Öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda etkili oldu. Öğle saatleri akşama döndü. Şiddetli sağanak önüne kattığı her şeyi sürükleyip götürdü. İstanbul'u gündüz vakti kara bulutlar sardı. Bir tarafta sağanak, bir tarafta dolu etkili oldu. Sağanak sürücülere zor anlar yaşattı. Otobüsler yollarda mahsur kaldı. Bazı noktalarda trafik kazaları meydana geldi. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Caddelerde, sokaklarda su birikintileri oluştu. Diz boyunu geçen su vatandaşlara zor anlar yaşattı. Galericiler araçların doluya karşı hasar görmemesi için üzerlerini halı, köpük, battaniye ile kapattı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar deyim yerindeyse sudan çıkmış balığa döndü. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar ve hortum oluşma riskine karşı uyarılarda bulundu. Hatay'ımızın Amik Ovası'ndaki pamuk hasadında sona gelindi ama henüz fiyat açıklanmadı. Maliyetin altında fiyat istemeyen çiftçiler taban fiyatın en az 6 lira olmasını bekliyor. Çiftçilerin hükümete çağrısı da var. Pamuk ithal etmeyin, bizi destekleyin diyorlar. Çiftçi gitgide pamuk ekilişinden uzaklaşmaktadır. Ayrıca diğer elektrik girdi fiyatlarının ve diğer gübre vesaire tüm girdi fiyatlarının düzenlenmesi ve takip edilmesini istiyoruz. Hasat iyi ama çiftçi günden güne küçülüyor. Hatay'ın Amik Ovası'nda bile pamuk alanları giderek daralıyor. İthalatta bellerini büküyor. Yunanistan'dan yapılan veya diğer tüm ülkelerden yapılan ithalatın bir gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Çiftçi her geçen gün artan maliyetler karşısında kar edemiyor. Krediler de onlara ayak bağı. Herhalde önümüzdeki senelere daha da düşecek. Bu bir pamukta olmayacak. Başka ürünlerde de azalma olacak. Belki ekim alanlarında çiftçi ekemeyecek. Pamuk tarlalarında hummalı bir çalışma var. Ancak çiftçi endişeli. Henüz pamuk fiyatı açıklanmadı. Çiftçiler bu sene 1 kilo pamuk fiyatının 5 lira 20 kuruş maliyeti olduğunu, bunun altındaki rakamın onları zarara uğratacağını söylüyor. 2-3 yıldan beri de pamuk desteklemesi maalesef
80 kuruş, 800 lira ton başına. Bu sene 1500 lira beklentimiz var. Şu anda girdi maliyetleri hepsi anormal şekilde yükseldi. Antakya, Defne, Belen Ziraat Odası Başkanları ve Hatay Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı çiftçilerin sorunlarını dile getirdi. Girdilerimizin artması, pamuk fiyatının 3-4 yıldır aynı seyretmesi, desteklemelerin aynı kalması. Bundan dolayı çiftçi biraz pamuktan uzaklaşıyor. Pamuğun ithal edilmesi de pahalılık kadar büyük sorun. İthalat onların ekip biçmekten vazgeçmesi demek. Hükümete çağrıları da var. Pamuk yerine kendi üreticimizi destekleyip pamuk üretimimizi artırmamızı talep ediyoruz. İthalat yapılıyor, üretim düşüyor. Üretim düşüyor, bu sefer mecbur kalınıyor, tekrar ithalat yapılıyor. Bunu telafi etmek çok zor. Gittikçe bir kan kaybı oluyor pamukla ilgili. Covid-19 salgını nedeniyle düğünler ya iptal edildi ya da ertelendi. Bu durum tabii ki en çok da kuyumcuları etkiledi. Satış yapamıyorlar. Geç başlayan turizm sezonundan da yara aldılar. Esnafın can simidi ise artık yükselen fiyatına rağmen yatırımlık altın oldu. Bu pandemi sürecinde tabii ki bizim kuyumculuk sektörümüz de tabii ki çok etkilendi. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını kuyumcuları da zora soktu. İptal edilen, ertelenen düğünler yüzük, kolye, küpe gibi altın alımlarını neredeyse tamamen durdurdu. Kısıtlamalarla yapılabilen düğünlerde de kuyumcular umduğu satışı yapamadı. Düğün sezonu da takdir edersiniz normalde bitiyor yaz sonu geldiği zaman. Bu yıl çok geç başladı yasaklardan dolayı. Fantezi ürünler satışında yani yüzük, küpe, kolye dediğimiz ürünlerde ve düğün sektöründeki kapanmadan dolayı onlarda büyük bir düşüş yaşandı. Kuyum sektörünü turizmde zora soktu. Turizm ve ona bağlı esnaf gelirindeki düşüş kuyumculara da yansıdı. Nisan'da normalde başlayan turizm sezonu bu yıl çok gecikmeli olarak başladı. Tabii ki sayıda da çok düşüş var. Gelen turistlerimiz de çok fazla dışarıya çıkıp alışverişe yönelmedikleri için turizm bölgesindeki kuyumcu esnafımız bundan çok zarar gördü, mağdur oldu. Covid-19 birçok şeyi olduğu gibi yatırım alışkanlıklarını da değiştirdi. Gelişmiş ülkeler, ekonomisi çok iyi olan olarak zannettiğimiz, başta Amerika, Avrupa Birliği olmak üzere bunlar çok büyük sıkıntılara girdiler. Dolar ve Euro dünyada belki yatırım olarak görülen bir üründü ama şimdi altın çok daha ön plana çıktı. Fiyatı yükselse de uzun vadeli yatırım yapmak isteyenlerin güvenli limanı yine altın oldu. Süreçte kuyumcuları gram, çeyrek, cumhuriyet altını gibi yatırımlık altınlar ayakta tuttu. Dövizle ödenen iş yeri kiraları, çalışanların maaşları ve diğer masraflar için yatırımlık altın can simidi oldu. Hızlı bir satış ortaya çıktı. Çok talep oluştu. Bu da tabii kuyumculuk sektörüne bir nevi yaradı. Kuyumcularımız en azından fantezi üründe yapamadıkları işleri yatırımlık altınlar satarak zararlarını giderdiler. Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Uzun vadeli düşünenler kesinlikle altından şaşmasınlar. Ama kısa vadeli olarak altındaki düşüş ve çıkışlar insanlarımızı zarar ettirebilir. O yüzden panikle hareket etmemelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Pandemi belirsizliği devam ettiği sürece altındaki yükselişin devam edebileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin terörle mücadelesi de devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 11 operasyonu kapsamında Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Kırmızı bültenle aranan El-Kaide bağlantılı bir terörist de Hatay sınırında yakalandı. İçişleri Bakanlığı operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Siirt Pervari, Herekol Dağı bölgesinde akşam saatlerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Devam eden operasyonda bir teröristin daha öldüğü duyuruldu. Böylelikle Siirt Pervari, Herekol Dağı bölgesinde ölü geçirilen toplam terörist sayısı 5'e yükselmiş oldu. Kırmızı bültenle aranan El-Kaide bağlantılı İslom Saydalimov adlı terörist de Hatay'ın Altınözü ilçesinde yakalandı. Teröristin yanında eşi ve 3 çocuğu da vardı. Bir kahraman Mehmetçik Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Irak'ın kuzeyinde şehit olan uzman çavuş Serdar Temelli, memleketi Mardin'de toprağa verildi. Irak'ın kuzeyinde şehit olan piyade uzman çavuş Serdar Temelli, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber!
Pençe Kaplan Operasyon Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Temelli için ilk tören Hakkari'de yapıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Harekat Kontrolü'nde bulunan Ziloktepe Üst Bölgesi'nde yakın emniyet maksatlı keşif ve gözetleme görevi esnasında meydana gelen mühimmat patlaması sonucu 28 Eylül 2020 tarihinde şehit olmuştur. 23 yaşındaki şehit uzman çavuşun Türk bayrağına sarılın aşı helikopterle Mardin'in Derik ilçesi Kırsal Bozbayır mahallesine götürüldü. Derik'teki cenaze töreninde şehit annesi Adle, babası Ahmet Temelli ve diğer yakınları Kürtçe ağıt yaktı. Şehit annesi ünvanını alan Serdar kardeşimizin annesine de sabır ihsan eyle. Okunan duanın ardından şehidin cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirebilmeyi bizlere nasip ve müessere eyle ya Rabbi. Taziyeleri kabul eden şehit babası Ahmet Temelli ile şehit annesi Adle Temelli'ye Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafı takdim edildi. Şehit uzman çavuş Serdar Temelli bekardır. Ruhu şad olsun. Mücadeleniz yüreğimizde yaşayacak. Allah'tan rahmet diliyoruz şehidimize, ailesine de sabırlar diliyoruz. Evlat nöbetinde demiştik bir zafer daha kazanıldı diye bültenimizin başında. Diyarbakır'da HDP il binası önünde nöbet tutan annelerden biri daha yavrusuna kavuştu. Gülümseyerek sunuyorum çünkü gerçekten kararlılıkla mücadele ediyorlar. Asla asla ümitsizliğe kapılmıyorlar. Biliyorlar ki evlatları onların sesini duyuyor. Kaya ailesinin işte bu şekilde verdiği mücadele sonrasında 5 yıllık hasreti sona erdi. Aile evladına 5 yıl sonra özlemle sarıldı. Terör örgütü PKK'ya karşı bayrak açan anneler kazanıyor. O kutsal mücadelede bir anne daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Diyarbakır annelerinin daha kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde başlattıkları evlat nöbetinde bir zafer daha kazanıldı. 5 yıl önce daha kaçırılan oğlu Cuma için nöbet tutan Kaya ailesinin evlat hasreti son buldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışması sonucu Cuma, Şırnak'ta Habur sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Müjdeli haberi alan anne Perihan ve baba Fettah Kaya, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek evlatlarına hasretle sarıldı. Bu kutsal mücadelenin ateşini ilk Hacire Ana yakmış, çocuğunu PKK'dan geri almıştı. O ateşle başlayan evlat nöbetinde o günden bugüne 18 aile çocuklarını terörün pençesinden kurtardı. Öte yandan annelerin direnişi HDP'lileri rahatsız ediyor. HDP il binası önünde eylem yapan anneler tahrik ediliyor. İnşallah sen de bu kapıya mehtaç olursun. Eylemde kısa süreli gerginlik yaşandı. Araya polis ekipleri girdi. HDP'liler görev başındaki polislere de sert çıktı. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. Aranın ardından saat başında tekrar gece görüşü devam edecek. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayını devam ediyor. Gece görüşü kaldığı yerden sürüyor. Şimdi Türkiye'nin COVID-19 ile ilgili güncel bilançosuna bakalım. Türkiye günlük koronavirüs tablosu. Bugünkü test sayımız 114.940 ve bu testlerin içerisinden 1427 yeni tanı tespit edildi. Bugünkü vefat sayımıza baktığımız zaman 68 can kaybımızın olduğunu görüyoruz. 1452 vatandaşımız ise
iyileşerek hastanelerden taburcu oldu. Toplam hasta sayımıza bakacağız. 11 Mart'tan bu yana derlenen bilgiler bunlar. 10.268.163 toplam test sayısı artık Türkiye'de 10 milyonu aşmış durumda yapılan testlerin toplamı. 317.272 toplam hasta sayısı ve aynı zamanda bakacak olursak vefat sayısı da 8.130'a ulaştı bugün açıklanan verilerle birlikte. Hastalarda zatüre oranı dün de olduğu gibi bugün de 6.5 olarak yansıtılıyor ve ağır hasta sayısı 1583 olarak açıklandı 29 Eylül'de de. Toplam iyileşen hasta sayımız ise 278.504'e ulaşmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artık ağır hasta sayısında toplam rakamın durağan seyrettiğini açıkladı. Tespit edilen 1427 yeni vakanın daha da düşürülmesi gerektiğini belirtti. Virüsle mücadelede birlikte hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı. Başarının devamı ve sürekliliğinin sağlanması tedbirlerle doğru orantılıdır dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Türkiye'nin COVID-19'la ilgili günlük bilançosunu paylaştığı açıklamasında. İstanbul Eczacı Odası vatandaşları COVID-19'a karşı videoyla uyardı. Maske, mesafe ve hijyen kuralları bir kez daha hatırlatıldı. Oda Başkanı Cenap Sarı Alioğlu önlemlerin arttırıldığını ifade etti. Mart ayındaki tedbirlerimize geri dönüyoruz. Hayati önem taşıyan 3 kural bir videoyla anlatıldı. Eczacılarımız hastanelerden sonra ikinci sıradaki risk grubunu oluşturdu maalesef. COVID-19 salgınının başından bu yana fedakarca çalışan eczacılar önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Eczanelerimize az sayıda hasta almaya başlıyoruz. Yine hastalarımızdan eczanelerdeki süreyi çok kısa tutmalarını istiyoruz. Yine ürünlerimize çok temas etmemelerini, hem kendilerini hem bizleri korumalarını talep ediyoruz. İstanbul Eczacı Odası virüse karşı vatandaşların eczanelerde dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin kısa bir video hazırladı. Vatandaşlarımız da alıştı o tedbirlere. Bunun öncelikle onların sağlığı için olduğunu onlara anlatmaya çalışıyoruz. Oda Başkanı Cenap Sarı Alioğlu videonun ayrıntılarını ulusal kanala anlattı. Sarı Alioğlu eczanede 1-2 kişiden fazla hastanın içeride beklememesi gerektiğini vurguladı. Sosyal mesafe şeritleri çektik. Bütün eczanelerimize dezenfektanlar koyduk. Maskesiz içeri girmeye izin vermiyoruz. Bu şekilde önce kendimizi, çalışanlarımızı, ailelerimizi sonra da toplum sağlığını korumaya çalışıyoruz. Sarı Alioğlu, sağlıklı günlere kavuşmak için herkesin kurallara uyması gerektiğini hatırlattı. Biz eczanelerimizde kendimiz bu kurala uyduğumuz takdirde vatandaşlarımız uymuyorsa bizim kuralımızın da çok bir anlamı kalmıyor. Çünkü bu süreç hep birlikte el ele vererek işte mesafeye, maskeye, temizliğe dikkat ederek atlatacağımız bir süreç. Sonbaharla birlikte grip ve alerji sezonu başlamış oldu ve bu dönemde bu hastalıkların belirtileri koronavirüsle aynı benzerliklere sahip. Uzmanlar ateş, öksürük ve halsizlik gibi belirtilerin yanıltıcı olabileceği uyarısında bulunuyor. Koronavirüste koku ve tat kaybına dikkat çekiyor. Her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında alerji ve enfeksiyon vakaları artıyor. Bu hastalıkların koronavirüsle benzer belirtiler göstermesi yanıltıcı olabiliyor. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yıldırım Ahmet Bayazıt, koronavirüsle karıştırılan başlıca hastalıkları sıraladı. Gripal enfeksiyonlar veya nezleler, sinüs problemleri, farenksin iltihabı, faranjit denen problemler, bademcik enfeksiyonları, bunların yansımalı olarak da bazen orta kulak enfeksiyonları ve alt solunum yolu enfeksiyonları ortaya çıkabiliyor tabii. Yüksek ateş, öksürük ve halsizlik gibi belirtiler de yanıltıcı olabiliyor. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, gözler etrafında ağrı, baş ağrısı, geniz akıntısı, boğaz ağrısı, boğazda kaşıntı, hapşırık, öksürük, vücutta kırgınlık, ateş, bunların hepsi bu hastalıklarda bir arada veya ayrı şekilde ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar koku ve tat alma problemlerinin daha belirleyici olduğu görüşünde. Koku alamama veya koku almada azalma veya tat duyunuzda kayıp. Bu ikisi varsa COVID ihtimaliniz oldukça kuvvetleniyor. Bunlar yok ise bu diğer gripal bir enfeksiyon olabilir. Diğer mikroorganizmaların yaptığı COVID de olabilir.
tanıyı ancak test yaparak anlama şansımız var. Koronavirüsle benzer belirtilerin ortaya çıktığı bir başka hastalıksa alerji. İlkbahar ve sonbaharda artan alerji vakaları koronavirüsle karıştırılabiliyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu belirtileri anlattı. İşte hapşuruklar olabiliyor, alerjide bazen Covid'de olabiliyor. Öksürük olabiliyor, bazen bu alerji durumunda da olan öksürük Covid'de de olabiliyor. Çok enderdir ateş olması. Bazen alerjide hafif düzeyde ateşler yükselebilir. Hafif bir kırgınlık ve hassizlik olabilir. Çok ender olsa da bunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar Covid'de de olduğu için bazen karışabilmekte, hasta tarafından karıştırabilmekte. Sağlık Bakanlığı salgınla mücadele kapsamında iki yeni kamu spotu hazırladı ve bu kamu spotunda Türkiye'nin çok yakından tanıdığı ve ekranlarda doktor rolüyle izlediği çok sevilen iki oyuncu yer alıyor. Taner Ölmez ve Timuçin Esen. Koronavirüs salgını maalesef devam ediyor. Onca insan. Onca sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Ünlü oyuncular kamera karşısına geçti. Salgınla mücadelede iki kamu spotu daha hazırlandı. Artan koronavirüs vakalarına karşı tedbirlerin tekrar sıklaştırılmasının önemi anlatıldı. Salgının ilk günlerinden itibaren uzmanlar koronavirüs tedbirleri konusunda bizi aydınlattılar. Herkes koronavirüs hakkında her şeyi bildiğini düşünüyor. Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadelesi sürerken Sağlık Bakanlığı farkındalığı artırmak için yeniden harekete geçti. Salgının başında bakanlığın hazırladığı kamu spotlarında ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen yer almıştı. Biz de onların uyarılarını yinelemiş ve hepinizi tedbirli olmaya davet etmiştik. Bu uyarıları bazılarımız dikkate aldı. Bazılarımızın umurunda bile olmadı. Oynadıkları dizilerde doktor rolünü canlandıran iki isim, vaka sayılarının artış gösterdiği bu günlerde de bakanlığın hazırladığı kamu spotu projesinde görev aldı. Hepimizin büyük fedakarlıklarda bulunması gerekti. Kimileri de ilk aylarda titiz davrandı ama sonra tedbiri elden bıraktı. Taner Ölmez'in rol aldığı spotta birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgında tedbirlerin önemine dikkat çekildi. Kısıtlamaların tekrar gelmemesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Yakaladığımız bu başarının elimizden kayıp gitmesini göze alamayız. Üç basit kural var. Maske, mesafe ve temizlik. Hepsi bu. Bunun için ülke çapında yasaklara gerek var mı? Kendi özgür irademizle bu üç kuralı uygulasak olmaz mı? Timuçin Esen'in rol aldığı spotta ise salgının devam ettiği ve rehavete kapılmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin altı çizildi. Vatandaşların kurallara uymasıyla vakaların kontrol edileceği belirtildi. Aksi takdirde ise kontrollü sosyal hayat kazanımlarının kaybedilebileceği uyarısı yapıldı. Rehavete kapılmak onca emeği heba etmek demektir. Hatırlayın. Pandemi sadece bir kişiyle başladı. Bir kişinin bile tedbirsiz davranması ağır sonuçlar doğurabiliyor. Koronavirüsü ciddiye almamız için illa bir yakınımızın hastalanması veya sokağımızda bir ambulans görmemiz mi gerek? Sosyal hayatımızla tedbirler arasında denge kurmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Kendimizi kontrol edebilirsek vakaları da kontrol ederiz ve özlediğimiz hayata o kadar çabuk döneriz. Aksi takdirde kontrollü sosyal hayatla kazandığımız özgürlüklerin tamamını kaybedebiliriz. Maske, mesafe, temizlik. Evet, maske, mesafe ve temizlik bizler için hayati önem taşıyor bu pandemi sürecinde. Tabii bu önlemler ne kadar sağlanıyor, ne kadar ihlal ediliyor? Bu kapsamda Türkiye çapında denetimler sıkılaştırıldı. Ekipler hem sahada hem de mekanlarda cezai işlem için denetimde. Koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçmek için polisin yaptığı denetimler hız kazandı. Başkent Ankara'da eğlence mekanlarının denetimine 750 polis katıldı. Denetimler Çankaya başta olmak üzere eğlence mekanlarının bulunduğu Yeni Mahalle ve Altındağ semtlerinde yoğunlaştı. Mekanların salgın tedbirlerine uyup uymadığı denetlendi. 25 iş yerine mevzuat hükümlerine aykırılıktan idari işlem yapıldı. Tedbirlere uymayan vatandaşlara da cezai işlem uygulandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri sivil olarak denetime çıktı. Denetimler sırasında iki kahvehanede oyun oynatıldığı belirlendi. Jandarmaya bildireceksiniz.
Salgın tedbirlerine uymayan iki kahvehane sahibine toplam 6.300 lira para cezası uygulandı. Kahvehaneler de kaymakamlık kararıyla kapatıldı. Bir tek insanımızın hasta olmasına gönlümüz razı değil. İlçedeki maske denetimlerinde de son 15 günde 554 kişiye toplam 498.600 lira para cezası verildi. Uzaktım ben de. Ya ben zaten uzaktırmaya çalışıyorum. Kayseri'de karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkan vatandaş polis tarafından yakalanarak öğrenci yurduna yerleştirildi. Tamam, maskeni kapat. Olay Koca Sinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yaşandı. Salgın denetimleri yapan polis Ali Kağan'ın genel bilgi toplama sorgusunu yaptı. Sorguda Ali Kağan'ın COVID-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu ve karantinasının son gününde dışarı çıktığı belirlendi. Çektim. Meşhur oldum ha. Polise direnen ve yurda gitmek istemeyen Ali Kağan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda götürüldü. Ne yaptım ben sana? Şimdi ilginç bir haberle devam edeceğiz. Vatikan Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşme talebini reddetti. Gerekçe olarak da Amerikan seçimlerine sayılı günler kala ve Trump'ın Vatikan-Çin anlaşmasına verdiği tepki gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşme talebine Katolik Kilisesi lideri Papa Francis'ten red yanıtı geldi. Doğu Akdeniz temaslarına İtalya'yı da ekleyen ABD Dışişleri Bakanı, Vatikan lideri Papa Francis'ten de bir görüşme talebinde bulundu. Independent'ta yer alan habere göre Papa, Amerikalı bakanın talebini reddetti. Red yanıtına gerekçe olarak da yaklaşan ABD başkanlık seçimi ve Donald Trump'ın Vatikan-Çin arasında gerçekleşen anlaşmaya verdiği tepki gösterildi. Papa'dan olumlu yanıt alamayan Pompeo'nun, Vatikan'daki mevkidaşı Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Paul Gallagher'la görüşeceği açıklandı. Pekin ve Vatikan arasında 2 yıl önce imzalanan anlaşmada Papa'ya Çin'deki piskoposların atanmasında söz hakkı sunuluyor. Trump yönetimi ise bu anlaşmanın devam ettirilmemesini savunuyor. Irak'ın başkentinde bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda roketli saldırı düzenlendi. 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi. 5 kişinin öldüğü saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırının ayrıntılarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Irak'ın başkentinde bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı roketli saldırının hedefi oldu. Roket çevrede bulunan evlere isabet etti. 2 kadın, 3 çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı. Konuya ilişkin güvenlik kaynakları açıklama yaptı. Saldırının havalimanı yakınlarında bulunan El Cihat bölgesinden gerçekleştirildiği bildirildi. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, olayın ardından El Cihat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerinin gözaltına alınması talimatı verdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan bir açıklama vardı. İdam cezasına ilişkin açıklamalar yaptı. Kasten adam öldürme, küçüklere ve kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarda idam cezasının düşünebileceğini belirtmiş Şentop. 6-8 Ekim soruşturmaları kapsamında HDP'li 7 vekil hakkında fezlekelerin meclis başkanlığına gelmediğini de söyledi ama biliyorsunuz ki meclis mesaiye 1 Ekim'de başlayacak. Yeniden dokunulmazlığın kaldırılması talebi bu görüşün başsavcılık tarafından da benimsendiğini ifade etmesi bakımından önemli. İdam cezası gündemindeydi. 7 HDP'li vekil hakkında hazırlanacak fezlekenin meclise gelmediğini söyledi. Sınırlı olmak üzere çerçevesi çok iyi çizilmiş olmakla beraber bu kayıtla idam cezasından yanayım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli idam cezasının getirilmesi gerektiğini açıklamıştı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop bir televizyon kanalının canlı yayınında Bahçeli'nin tekrar gündeme getirdiği idam cezasına ilişkin konuştu. Şentop idam cezasının getirilebileceğini ifade etti. Taammüden adam, tasarlayarak adam öldürme suçlarında bir de bu şekilde vahşetle işlenmiş olan küçüklere karşı, kadınlara karşı işlenmiş olan cinsel suçlarla ilgili olarak
bunun düşünülebileceği kanaatindeyim. Bu konuda alınacak bir kararın hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk bakımından bazı adımları öncelikle atılmasını gerektiriyor. Yani bu konuda ben tabii bu şekilde bir konsensusun oluşması halinde ancak bir adım atılabilir. Yoksa hani bu ceza kanununa bir hüküm ekleyerek çözülebilecek, halledilebilecek bir mesele değil. 6-8 Ekim olayları soruşturmasında 7 HDP'li vekilin hakkında fezleke düzenlenecek olması da Şentop'un gündemindeydi. Fezlekeler henüz meclis başkanlığımıza gelmedi. Fezlekeler geliyor. Biz bunları Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan, komisyon üyelerinden oluşan karma komisyona havale ediyoruz. Oradaki süreç, ondan sonraki süreç artık karma komisyonunun takdirinde bir süreçtir. Anayasa Mahkemesi milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı vermişti. Şentop, Berberoğlu'nun milletvekilliği hakkının yeniden doğduğu görüşüne ilişkin de konuştu. Bazı Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarla da görüştüm. Tabii bu konuda net olarak bir hukuki görüş ifade etmek için henüz erken. Bunu ifade etmek için önce Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının gerekçesini görmek lazım. Sonra o gerekçe üzerine yargının, Yargıtay'ın özellikle ilgili dairesinin nasıl bir adım atacağını görmek lazım. Şunun için söylüyorum. Azerbaycan, Ermenistan'la mücadelesine devam ederken Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'a yaklaşımının farklı olduğunu vurguladı. Birçok ülkeyle çok yakın ilişkilerimiz, diyalogumuz var ama Azerbaycan bizim için tek millet, iki devlet dediğimiz bir düzeyde ilişkimiz olan bir coğrafya, bir ülke. Azerbaycan devletinin, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu haklı davasını, ki hukuken de tescil edilmiş haklılıkları, bu davayı sonuna kadar biz de savunuyoruz, destekliyoruz. Vatan Partisi Adana İl Başkanlığı olağan kurultayı yapıldı. Kurultaya katılan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Türkiye'nin devrim sürecine girdiğini söyledi. Vatan Partisi'nde kurultay süreci başladı. İller tek tek kurultaylarını yapıyor. Adana'daki kurultaya Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan katıldı. Türkiye'nin bir devrim sürecinin içerisinde olduğunu gösteriyor. Reyhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de oynadığı oyunlara dikkat çekti. Artık o sürecin geride kaldığını belirtti. Yalnızca biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye için bir tehlike olduğunu söylüyoruz. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandığı zaman gördük her şeyin arkasından olduğunu. Hükümet Partisi bu gerçeği görmeye başladı. Vatan Partisi 11. Amiral Soner Polat olağan kurultayı tamamlandı. Parti başkanlığına yeniden Selver Kaplan seçildi. Ankara'da Baylok operasyonu vardı. Biliyorsunuz ki FETÖ'nün gizli haberleşme programı Baylok, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12'si yaralandı. 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor başkentte. Savcılık soruşturma başlattı, emniyet harekete geçti. Baylok kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı. Türk yargısı FETÖ'nün PKK'nın üzerine yürümeye devam ediyor. PKK'nın da kadrosuna, siyasi uzantısına yönelik soruşturmalar sürerken Ankara'da 29 Eylül'de FETÖ'ye yönelik bir operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün gizli haberleşme programı Baylok'u kullanan yeni şüpheliler tespit etti. Başsavcılığın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında Baylok kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılığın yakalama emrinin ardından harekete geçen Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de şüphelilerden 12'sini eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İstanbul'da 413 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 kişiden 19'u tutuklandı. İstanbul'da düzenlenen hava ve deniz polisi destekli operasyonda 413 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü ekiplerine yasa dışı faaliyete ilişkin ihbar geldi.
Bir tankerin Türkiye karasularından transit geçiş yapan gemilere aktarmak için akaryakıt dağıtım ve dolum tesislerinden akaryakıt aldığı tespit edildi. O akaryakıtın Marmara Denizi açıklarında küçük teknelere boşaltıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler yakıt tankerini havadan ve denizden takibe aldı. Tankerden teknelere aktarılan akaryakıtın sahilde bekleyen minibüslerdeki tanklara boşaltıldıktan sonra çeşitli ilçelerdeki tır garajlarında piyasaya sürüldüğü belirlendi. Polis helikopteri ve polis teknelerinin desteğiyle karada ve denizde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Tanker, tekne ve minibüste yapılan aramalarda 413 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçakçılıkta kullanılan bir tanker, bir tekne ve 4 minibüse de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonda 2 milyon 500 bin lira vergi kaybının önlendiği bildirildi. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Biliyorsunuz ülkemizin en uzun soluklu film festivali bu sene 3 ve 10 Ekim tarihleri arasında 57. kez sinema severlerle buluşacak Altın Portakal Film Festivali ve bu kez bu yıl pandemi koşullarında film gösterimleri ilk kez açık havada yapılacak. Bu serüvenin ilk adımlarının 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişiyle başladığını söyleyebiliriz. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Gurbet kuşlarından karanlıkta uyananlara, Muhsin Bey'den Ana Yurt Oteli'ne burada birçok sinemacının ve onların üretimlerinin ruhu yaşıyor. Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali Altın Portakal 3-10 Ekim tarihleri arasında 57. kez sinema severlerle buluşacak. Festivalin başkanlığını yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruması etkinliğin bir yanını buruk bıraktı. Bu yıl salgın nedeniyle film gösterimleri de açık havada yapılacak. Festivalin 57. serüveni biraz da pandemi koşullarının gölgesinde yaşanıyor. Etkinlikler, söyleşiler ve film gösterimleri bir parça minimalist olarak düşünülmüş. Kente altın portakal rüzgarı da esmeye başladı. Festivalin simgesi 57 heykel, kentin cadde ve sokaklarındaki yerini aldı. Festivalin habercisi altın portakal tırı da yolculuğuna başladı. Antalya, Yılmaz Güneylerin, Atıf Yılmazların, Lütfi Akatların, Halit Refilerin üretimlerinin İlk kez gün ışığına çıktığı bir yer olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Bu yıl festival iki afişle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Afişlerin ilkinde başrolde Fatma Girik, diğerinde ise Sağlık Ordumuzun kahramanları var. 47 filmin başvuru yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl 12 film yarışacak. Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 10 film, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda ise 12 kısa film yer alacak. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise dünyanın dört bir yanından toplam 10 film Altın Portakal Heykelci için yarışacak. Ödüller 10 Ekim akşamı düzenlenecek, kapanış ve ödül töreninde sahiplerini bulacak. Sinema yazarı Tuncer Çetinkaya festivali ulusal kanala değerlendirdi. Onat Kutlar'ın deyişiyle sinema bir şenlikse eğer, Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türk sinemasının kalbinin attığı yer olmayı inatla sürdürecektir. Nice mutlu yıllara Altın Portakal. Kağıt geri dönüşüm sektörünün temsilcileri bir araya geldi. Sıfır atıkta daha da bilinçlenmeliyiz mesajını paylaştılar. Sektöre dair merak edilenleri anlattılar. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği sektörün geleceğini görüşmek üzere bir araya geldi. Türkiye'deki dönüşebilen atıkların toplanabilmesi için tabana yayılması lazım. Birçok ilde kağıt fabrikalarının kurulmasıyla pandemi döneminde kağıt geri dönüşüm sanayi güç kazandı. Ancak toplanan yerli hurda kağıt sanayi üretimi için yeterli değil. Ülke içerisinde toplanan bütün kağıdı kullanıyoruz. Yetmediği noktada ham maddemiz olan kağıdı biz ithal etmek durumundayız. Bunun kısıtlanmasıyla alakalı bir süreç yaşıyoruz maalesef. Bu süreç bizi çok olumsuz etkileyecek. Kipaş Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz projeyi desteklediğini belirtti. İthalat kısıtlamasına dikkat çekti. Biz kağıt sanayicileri olarak sıfır atık projesini gönülden destekliyoruz. Burada en büyük arzumuz her atığın ayrı ayrı değerlendirilmesi. İhracat yapabilmemiz için
Avrupa fiyatlarından atık kağıdı almamız lazım ve yurt dışı fiyatlarına da kağıt satabilmemiz lazım. Dolayısıyla bu sanayinin ham maddesi. Bunlarda herhangi bir ithalat fonunun olması, herhangi bir kısıtlamalar Türkiye'nin ihracatına büyük zarar verir. AGET Genel Müdürü Osman Kaytan sıfır atık bilincinin altını çizdi, halka iyi anlatılmalı dedi. Vatandaş evde ayrıştırdığı, kaynağında daha çöpe girmeden ayrıştırdığı atıkları getirip eğer bir merkeze, bir alım merkezine verebiliyorsa, bir geri dönüşüm noktasına iletebiliyorsa işte o zaman israf sıfıra inecek. Zam görüşmelerinde karşı karşıya gelen işçi ve işveren bu kez fidanları toprakla buluşturmak için bir araya geldi. Türkiye İş Hak İş ve Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu daha yeşil bir Türkiye sloganıyla 11 Kasım'da milyonlarca fidan dikecek. Üç konfederasyon vatandaşları da yeşile ortak olmaya davet etti. Üç konfederasyon daha yeşil bir Türkiye için buluştu. Kazma ve kürek, yeşil bir dünya için toprağa saplanacak, milyonlarca fidan toprakla buluşacak. Asgari ücret ya da toplu sözleşme değil, bu kez doğa için bir araya geldiler. İşçi konfederasyonları Türk İş ve Hak İş'le Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu önemli bir proje başlattı. Yaşadığımız salgın sürecinde sağlıklı bir nefesin önemini bir kez daha anladık. Sadece 2 olgun ağaç 4 kişilik bir ailenin yıllık oksijen ihtiyacını karşılıyor. Toprakla buluşturacağımız 2 milyon ağaç yarın 4 milyon vatandaşımızın oksijeni demek. 3 konfederasyon tarafından yapılan ortak açıklamada daha yeşil bir Türkiye sloganıyla fidanların 11 Kasım'da toprakla buluşacağı belirtildi. Hep birlikte yeşil ortak ol diyoruz. İş yerimizi de çalışma arkadaşlarımızın doğum günlerinde, özel organizasyonlarda, hediye takdimlerinde fidan bağışlamaya davet ediyoruz. Kampanyamızın fidan dikim törenini yapacağımız 11 Kasım'da 2 milyon hedefimizi ciddi oranda aşacağımıza gönülden inanıyoruz. Birlikte mümkün Türkiye diyerek çıktığımız bu yolda işçi sendika ve konfederasyonlarının da işbirliğiyle daha yeşil bir gelecek için nefes fidanlıyoruz. Projeye destek vermek isteyenler, Yeşile Ortak Ol web sitesi üzerinden ağaçlandırma alanına diledikleri miktarda bağış yapabilecek. Karadeniz'de bereketli bir sezon yaşanıyor. Balık sezonundan bolluk haberleri geliyor. Düzce'de denize açılan balıkçılar 10 bin palamutla kıyıya geri döndü. Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından olan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar limana 10 bin palamutla döndü. Vira Bismillah diyerek sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar limana teknelerini doldurarak dönmenin mutluluğunu yaşadı. Limana getirilen balıklar kendilerini bekleyen araçlarla balık hallerine doğru yola çıktı. İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya, Bolu ve Düzce'nin yakınındaki illere ulaştırılan balıklar pazarlarda alıcılarını bekleyecek. Gırgır sahibi Sezgin Karadeniz sezonun bereketinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Bugün bereketliydi. Arkadaşlarla beraber herkes de vardı hemen hemen. İyi bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bugün de iyi bir av yaptık. Karadeniz fiyatların düşük olmasından duydukları üzüntüyü dile getirirken vatandaşların palamutu bu yıl ucuz fiyata yiyeceklerini belirtti. Fiyatlar biraz düşük ama vatandaş da ucuz balık yiyor bu arada. O bir tek tesellimiz oluyor. İzmir'in tescilli kavacık üzümünün hasadı devam ediyor. Lezzeti ve aromasıyla dikkat çeken bir üzüm bu. Hava şartlarına karşı korumak için üreticiler üzerlerini çuvalla örtüyorlar. Ortaya çıkan renkli manzara ise görülmeye değer. Getirelim ekranlarınıza. İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık mahallesinde yetişen kavacık üzümünün hasadı Aralık ayına kadar devam ediyor. Geçen sene tescillenen kavacık üzümü 850 rakımlı sarp arazilerde yetişiyor. Mahallenin en önemli geçim kaynağını bu üzüm oluşturuyor. Lezzeti ve aromasıyla dikkat çeken kavacık üzümü sonbahar aylarından olumsuz etkilenmesin diye çuvallarla korunuyor.
Kavacık Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Özkan Bağlar'daki renkli çuvalların bölgeye ilk kez gelenlerin dikkatini çektiğini belirtiyor. Biz Saruhan gibi örtemiyoruz bağlarımızı. Tek tek örtmek zorunda kalıyoruz. Sarp arazi nedeniyle bağların tamamı korunaklı hale gelmiyor diyen Özkan, çuval yönteminin işe yaradığını söylüyor. Ekimden sonra yağan çiğ, yağan tolu, yağmur üzüme zarar veriyordu. Çok fazla bekletemiyorduk. Bir iki denedikten sonra tabii önce köylü biraz şaşırdı. Bağı niye koruyorsun, şemsiye niye örtüyorsun? Sonra zamanla bütün köy bunu denedi ve verim aldı. Aralığa kadar üzümümüz kalıyor bu şekilde. Kocaeli'de kapuçin cinsi bir maymun hayvanat bahçesinden kaçtı. Firari maymun sarı elektrik tellerine atlayıp akıma kapılınca yakayı ele verdi. Sarının tedavi altında olduğu belirtildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hayvanat bahçesinden kaçan maymunun özgürlüğü kısa sürdü. 26 yaşındaki Sarı isimli kapuçin maymunu açık barınaktan kaçtı. Hayvanat bahçesinin genel müdür yardımcısı Simge Çelik Atasoy firar öyküsünü anlattı. Barınaklarında bir taş var. Taşla oynatarak, yerinden çıkararaktan barınaklarından dışarı çıkmışlardı. İki tanesi zaten yem vererek ve çağırarak geldiler barınağına ama dişi olan maymunumuz parkın dışına kaçtı bir süre sonra. Ağaçlara tırmanarak hayvanat bahçesinden dışarı çıkan maymun elektrik tellerine atlayınca akıma kapıldı. Atasoy maymunun öldüğüne dair haberleri yalanladı. Tellerde dolaşırken elektrik çarpması nedeniyle düştü. Fakat öldü gibi bir haber çıkmış ama ölmedi. Sadece elektrik çarpmasından dolayı bayıldı ve daha sonra karantinaya giderken zaten ayıldı. Daha sonra karantinada veterinerlerimiz gerekli müdahaleleri yaptılar. Şu an kendisi iyi. Gözlemler yapıldı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yemeğini de yedi. Atasoy bu tür firar olaylarına her zaman hazırlıklı olduklarını söyledi. Biz daha önceden her zaman hazırlıklı olmak için atış ekibi, yakalama ekibi, tahliye ekibi gibi ekipler kuruluyor zaten. Bunun için de tatbikatları yapılıyor. Her ay yaklaşık bir hayvan kaçmış gibi biz tatbikatımızı yapıyoruz zaten. Bu da bizim bu ayın tatbikatı oldu açıkçası. Sonsuz Er, Amiral Soner Polat, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat, ölüm yıl dönümü, aramızdan ayrılışının birinci yılı, zihinlerimize demirli her sözleri, bugün Türkiye'nin önüne koyduğu ve rotasını çizdiği çözümler de bizim zihinlerimizde ve yüreğimizde yaşamaya devam edecek. Sevgi ve özlemle anıyoruz Soner Polat'ı. Bugün aynı zamanda Ulusal Kanal, Ankara Teknik Müdürü Aydın Gergin'in yeni doğan oğlunda yaşayacak Soner Polat'ın adı. Geliyor şimdi ekranlarınıza. Aydın ve Ayşe Gergin çiftinin ikinci bebeği 28 Eylül'de dünyaya geldi. Ulusal Kanal ailesi olarak Gergin çiftini tebrik ediyoruz. Ailemize yeni bir üye daha katıldı. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzunca bir ömrü olsun diliyoruz. Hoş geldin Ardıç Soner bebek diyelim. Bugünlük gece görüşüne son noktayı koyalım. Bir kere daha Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Amiral Soner Polat'ı özlemle anıyoruz. Yürekten sevgiyle anıyoruz. İyi akşamlar dileyelim. Burada noktalayalım. Hoşça kalın. Yarın tekrar buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.